طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Bizleri yaratan, yaşatan ve sayısız nimetlerle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizin son elçisi, onun emir ve yasaklarını bize tebliğ eden, bizzat yaşamak suretiyle bize örnek ve önder olan, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âline ve ashabına da sonsuz salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz bizleri kendisine hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet olma gayretiyle yaşayanlardan eyleye. Yüce Rabbimiz bizleri ihsan ettiği nimetlerin kıymetini bilen, o nimetlerin şükrüne eda eden kullarından eyleye. Yüce Rabbimiz hakkımızda hayırlı olan şeyleri halk eyleye. Bize zararı dokunacak işlerden, sözlerden, davranışlardan bizleri de neslimizi de muhafaza eyleye. Yüce Rabbimiz hanelerimize, memleketimize huzur, milletimize, ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik ihsan eyleye. Çeşitli vesilelerle huzurumuzu bozmak isteyenlere, birlik beraberliğimize kastedenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere, aramıza fitne, fesat, ayrılık tohumları atmak isteyenlere de fırsat vermeye inşallah. Kıymetli müminler, muhterem Müslümanlar, malumunuz olduğu üzere insan hayatının iki boyutu vardır. Bir dünyevi boyutu, bir de uhrevi boyutu. Dünyevi boyutuna genellikle maddi hayat denilir ve maddiyatla değerlendirilir. Uhrevi boyutu ise hayatımızın manevi boyutuyla, manevi konumuyla alakalıdır. Bizler dünyada bulunduğumuz müddet içerisinde Yüce Rabbimizin bize tayin ettiği ömür müddetini yaşarken ne yaparız? Genellikle hayatımızın uhrevi boyutu için hazırlık yaparız. Nitekim Yüce Rabbimiz defaatle Kur'an-ı Kerim'de ahiret hayatına hazırlık yapmamızı bize hatırlatır ve ahiret hayatına hazırlık yaparken de dikkat etmemiz gereken hususları, özellikle ibadetlerimizi bize bildirir. Bu ayetleri bize tebliğ eden ve bizzat yaşamak suretiyle örnek ve önder olan sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizin emri olan ibadetlerimizi nasıl yerine getireceğimizi hem yapar hem de bize nasıl yapacağımızı öğretir. Efendim, hayatımızın manevi boyutuyla, uhrevi boyutuyla alakalı olan bir durum vardır ki buna zikir adı verilmektedir. Hani bir söz var, hepiniz bilirsiniz, kişinin fikri neyse zikri odur derler. Bir başka sözde de, bir atasözünde de şöyle bir ifade kullanılır: küpün içinde ne varsa dışına o sızar.
Yani bizim gönlümüzden geçen, aklımızdan geçirdiğimiz ne varsa hayatımıza yansıyan budur, dilimize dökülen budur. Bu sözler aslında bunu anlatmaktadır. Bakınız, Yüce Allah Celle Celaluhu kendisini zikredenlere bir takım mükafatlar vaat eder. İşte Rabbimizin vaat ettiği bu mükafatlardan birisini de bir hadisi kutsi de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber veriyor. Hadis-i şerifin başında seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh buyurulmaktadır. Yani 7 sınıf insan vardır ki Allah-u Teala hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer yerinde o 7 sınıf insanı kendi arşının gölgesi altında barındıracaktır. Bu 7 sınıf insan ayrı ayrı bu hadis-i kutsi'de sevgili Peygamberimiz tarafından ifade buyurulur ve son cümlesinde de muhterem Müslümanlar Peygamberimiz şunu bize hatırlatır. Ve racülün, bir adam ki, bir Müslüman adam ki zekerallahu, Allah'ı zikreder, haliyen fefadat aynahu, bunu yaparken de, Allah'ı zikrederken de gözleri yaşla dolar. Yani gözyaşları içerisinde Allah'ı zikreden, tenhada kendi nefsiyle baş başa kaldığında bunu yapan bir insanın da kıyamet gününde, mahşer anında hiçbir gölgenin bulunmadığı o netameli günde Rabbimizin arşı altında gölgeleneceğini sevgili Peygamberimiz bize böyle haber veriyor. Demek ki muhterem Müslümanlar, bizim zikirle meşgul olmamız, manevi hayatımızı zikirle devam ettirmemiz ve ebedi hayat olan ahiret hayatına zikirle hazırlanmamız kıyamette, mahşer yerinde bizim böyle bir mükafatla karşılaşmamıza vesile olacak. Ve bakın, yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ı zikretmekle meşgul olmanın, Allah'ın ayetlerini tefekkür etmenin bize kazandıracağı hususu şöyle haber veriyor. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ İnsanlardan bir grup Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelseler, toplansalar, يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ ve Allah'ın kitabından tilavette bulunsalar, okusalar, وَيَتَدَارَتُونَهُ بَيْنَهُمْ ve okudukları o ayetle ilgili kendi aralarında ders yapsalar. Yani bu ayet bize neyi anlatıyor? Allah-u Teala bu ayette bize neyi emretmiş, neyi yasaklamış? Bunu görüşseler, konuşsalar. İlla nezelet aleyhim sekine. Onların üzerine ancak bir sekinet iner. Bir huzur iner. Allah-u Teala onlara sekinet verir. Ve veşiyetünür rahmet. Ve onları rahmet kuşatır. Ve habbethumul melaike ve melekler de onların yanında bulunurlar. Onları dışarıdan gelecek etkilere karşı korumak için onların etrafında halelenirler. Ve zekerahumullahu fîmen inde. İşte böyle yaptıklarından dolayı Allah da Celle Celaluhu kendi katında onları anar. Bakınız muhterem Müslümanlar. Allah'ın bir ayeti üzerinde düşünmek, konuşmak, Allah'ın ayetinde bize haber verdiği hususu tefekkür etmek, onu tezekkür etmek, aramızda o ayetle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve ayette Allah'ın emrettiği veyahut da yasakladığı hususu birbirimize anlatmak, huzura kavuşmamıza, huzur bulmamıza vesile olan bir davranış. Ve bir başka husus da yine sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde belirttiği üzere Allah katında anılmamıza vesile olan bir davranış. Rabbim bu düşünceyle tezekkürümüzü, tefekkürümüzü yani zikrimizi ve Allah'ı zikretmemizi bizlere nasip eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, şu da unutulmaması gereken bir hakikattir ki hep maddi olanla meşgul olunduğu zaman kalpler kararır. Hani biraz önce ifade ettim, hayatın bir maddi boyutu vardır, bir de manevi boyutu vardır. Eğer manevi boyutunu askıya alıp sadece maddi boyutuyla ilgilenecek olursak, al sat getir götür işlerini yapıp maneviyata bakmazsak kalpler kararır.
ve ruhlar bunalır. İşte böyle bir durumda kalplerin karardığı, ruhların bunaldığı bir durumda tek çıkış yolumuz var. O da Allah'ı zikretmek, Allah'ı fikretmek. Şimdi efendim, zaman zaman duyuyoruz, şahit oluyoruz. Gencecik insanlar hep maneviyatı terk ettiklerinden, maddi boyuta sarıldıklarından, hayatın maddi boyutuna önem verdiklerinden dolayı az bir sıkıntıya girdiklerinde ne yapıyorlar? Canlarına kıyıyorlar. Halbuki hayatın sadece maddiyattan ibaret olmadığını biz onlara ebeveyn olarak, babaları, anneleri olarak öğretebilsek, onlara hayatın bir de manevi boyutu olduğunu kazandırsak, bu bilgiyi, bu beceriyi, bu kabiliyeti onlara hissettirsek, inanın hiçbir insan sıkıntıya girdiğinden dolayı, maddi bakımdan sıkıntıya girdiğinden dolayı canına kıyır. İntihara götüren sebeplerin başında hep maddiyat var. Maddiyat ağırlıklıdır. Ve bakın, böyle bir durumda olan insanın, canına kıyan insanın geçmişini araştırın, mutlaka maddi bakımdan sıkıntıya düşmüştür, bir çıkmaza girmiştir. Ondan kendini kurtaramadığı için girdaba veyahut da kımıldadıkça gömüldüğü bir bataklığa girdiği için maneviyatı da bilmediğinden canına kıymakla işin biteceğini sanır. Halbuki hiç de böyle değil. Böyle bir durumda olan insanın geride eğer sağ iseler anne babası, eşi, çocukları gözü yaşlı kalırlar ve bir de bıraktığı bir sürü borç vardır. Bizi bundan kurtaracak şey nedir? Maneviyattır. Allah'ı zikirdir. Allah'ın yarattıklarını fikirdir. Bakınız, Yüce Yaratıcımız bizim bu manevi boyutumuz hakkında Sure-i Celle'de Hicr suresinde şöyle buyuruyor. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ben ona ruhumdan üfledim. Yani ona bir maneviyat verdim buyuruyor. Ki eğer biz Rabbimizin verdiği bu maneviyatı muhafaza etmezsek, korumazsak, Allah muhafaza, sadece maddiyatı ön plana çıkartırsak, az önceki söylediğim hususlarla karşılaşmamız mümkün. Yine muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yalvararak, ürpererek, alçak sesle sabah akşam kendisini zikir ve tesbih etmemizi bize emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bu hususlar bize haber verilmiştir. Onun zikrinin her şeyden üstün olduğuna dikkatimiz çekilmiştir Kur'an'da. Allah'ı anmanın bütün ibadetlerin ve ibadet ve taatlerden önemli sayıldığı haber verilmiştir. Mesela namaz ibadetiyle ilgili Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Rabbimiz "Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâbi ve akimis salâh" buyur. Yani Allah'ın sana vahyettiği ayetleri, kitabı oku ve namazını da kıl, ikame et. "İnnes salâte tenhâ anil fahşâi vel münker." Çünkü namazın öyle bir özelliği vardır ki namaz insanı her türlü fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. "Ve le zikrullâhi ekber." Ve o zikrin en üst seviyesidir. Namaz öyle bir ibadettir ki başlı başına zikirdir. Şimdi efendim, namazın zikir olduğunu söylemişken geçen gün bir yerde okumuştum. Konumuzla da bağlantısı var. Hemen bir darbe mesel vererek sohbetimize devam edelim inşallah. Bir gün bir meczup bir namaz vaktinde camiye giriyor. Şöyle camide namaz kılanlara bir bakıyor, geri çıkıyor camiye. Ve kendi kendisine diyor ki Allah Allah diyor, namaz böyle mi kılınmıyor acaba? Herkesin sırtında bir şey var diyor. Gidip sırtına odun yüklüyor. Ve o yüklediği odunlarla beraber camiye geliyor. O da bir yere duruyor, namazını kılmaya başlıyor. İşte rükûya eğilince, secdeye varınca sırtından odunlar dökülüyor. Sonra o yanındaki namaz kılanlar odunların kendilerine temas etmesinden dolayı rahatsız oluyorlar filan derken namaz bitince bu kim diye bakıyorlar ki tanıdıkları bir meczup. Meczup. Ne yapsa yeridir. İşte affedersiniz delidir, ne yapsa yeridir hesabı. Öyle söylüyorlar.
Ondan sonra kendi aralarında da konuşmaya başlıyorlar. İşte niye böyle yaptı, bizi rahatsız etti falan gibi derken hoca efendi geliyor, diyor ki durun arkadaş bir soralım niye böyle yapmış filan. Soruyor, diyor ki efendi sen diyor camiye böyle sırtında yükle gelinmeyeceğini bilmiyor musun da sırtına odun yükleyip geldin, bak hem kendin rahat edemedin namazda hem de diyor insanları rahatsız ettin. Hocam diyor, ben diyor az önce geldim camiye bir baktım ki diyor herkesin sırtında bir şeyler var. Herhalde namaz böyle kılınıyor dedim. Onun için diyor sırtıma odun yüklendim geldim. Nasıl yani diyor hoca efendi. İyi de hocam diyor şu adamın sırtında annesi vardı diyor. Abunun sırtında diyor eşi vardı. Şunun sırtında oğlu vardı. Bunun sırtında kızı vardı. Ondan sonra o adamlar cevap veriyorlar. İşte annesi ona diyor ki namazı kılarken diyor annemi düşünüyordum. Eşi olduğunu söyledi, ben de eşimi düşünüyordum diyor. İşte öbür oğlu olduğunu söyleyen, işte oğlumun evlilik zamanı geldi, nasıl evlendireceğim, ne yapacağım falan onu düşünüyordum. Kızıyla ilgili, işte sırtında kızı vardı dediği başka bir şeyden bahsediyor. Birisinin sırtında yemek kazanı vardı. O da aşçıymış, işte yemeği nasıl hazırlayacağım falan diye onu düşünüyormuş. En son hoca efendi diyor ki, benim sırtımda da bir şey var mıydı? He hocam diyor, senin sırtında da diyor, affedersin inek var. Allah'ım. Hoca efendinin ineği de evde hastaymış, acaba ne oldu diye onu düşünüyor. Bakın şimdi, namaz vele zikrullahi ekber dedik, ayet-i kerimenin hükmü bu. Biz namazda Allah'ı düşüneceğiz ki zikrimiz gerçekleşsin. Namaza Allahu ekber deyip tekbir alırken bunun bir manası var, bunu zaman zaman söylüyorum. Ya Rabbi şu anda senin huzuruna geldim, senin divanına durdum ve bak elimin tersiyle senin dışındaki her şeyi atıyorum, sadece seni düşüneceğim demektir. Ve şu andaki namazı düşüneceğim demektir. Ama maalesef muhterem Müslümanlar biz bunu yapamıyoruz. Zikir konusu gündeme geldiğinde biz o zikir esnasında başka şeylerle meşgulüz. İşte bu darbe meselede bu yaşanan olayda bize verilmek istenen ders de budur, ibret de budur. Ve bakın, Rabbimiz kendisini zikrettiğimiz zaman erişeceğimiz mertebeyi de bize Bakara Suresinin 152. ayet-i kerimesinde şöyle haber veriyor. فَذْكُرُونِي اَذْكُرُونِ Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Hangimiz Allah tarafından zikredilmeyi istemeyiz? Olumlu manada. Yani Allah-u Teala'nın vaat ettiği mükafatlara kavuşma manasında hangimiz Allah katında zikredilmeyi istemeyiz? Hepimiz isteriz değil mi? O zaman halis bir niyetle içine hiçbir şey karıştırmaksızın Allah'ı zikretmenin görevimiz olduğunu unutmayız. Böyle yaptığımız takdirde kazanırız. Bakın muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Taha suresinin 124 ila 126. ayet-i kerimelerinde zikri yapmayanlar, zikir görevini yerine getirmeyenlerin akıbetini bize haber veriyor. Ve şöyle buyuruyor. وَمَنْ عَارَضَ عَنِ الْذِكْرِ Her kim ki benim zikrimden yüz çevirirse, beni zikretmezse, şimdi efendim Allah'ı zikretmek sadece Allah Celle Celaluhu'nun adını anmak değildir. Allah'ın verdiği nimetlerden onun varlığına gitmektir. Tefekkür etmektir. Zikir bir de bu şekilde yapılır. Yani sadece Allah demekle veyahut la ilahe illallah demekle zikir bitmez. Zikrin şekilleri, çeşitleri, boyutları vardır. İşte Allah-u Teala burada her kim ki benim zikrimden yüz çevirirse buyururken, benim verdiğim nimeti yerken, benim verdiğim nimeti giyerken, benim verdiğim nimette otururken, yatarken beni düşünmezse diyor. Yok mu böyle? Çok. O düşünmeyen insanın halini bize haber veriyor. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ دَنْكَ Mutlaka onun sıkıntılı bir hayatı olacaktır. O sıkıntılı bir hayat yaşayacaktır. وَنَحْجُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Ve biz onu kıyamet gününde iki gözü görmez bir vaziyette dirilteceğiz. Bakınız muhterem Müslümanlar, Allah'ın yarattığı nimeti görmemenin, ondan sonra onu zikretmemenin, onu fikretmemenin
bizi getireceği nokta. Allah Celle Celaluhu böyle bir akıbete düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Amin. İki gözü ama olarak geri dönüştürelim. Gale, o diyecek ki Rabbi lime haşerteni a'ma. Rabbim beni niye iki gözü ama olarak geri dönüştü, haşretti. Fakat kuntu basira, halbuki ben dünyadayken görüyordum. Benim gözlerim sağlamdı. Niye böyle oldu? Diye. Gale, Allah da Celle Celaluhu şöyle buyuracak. Kezalike etetke ayatuna fenesiteha. İşte böyle. Nasıl ki sen bizim delillerimizi, ayetlerimizi unuttuysan ve kezalike yevme tünsa, bugün de biz seni unuttuk. İşte muhterem Allah'ın nimetlerini görmemek, o nimetlerden fikretmemek, o nimetlerden Allah'ı zikretmemek bizim böyle bir akıbetle karşılaşmamıza sebep olur. Eğer unutursak unutulanlardan olur. Hani bazı yerlerde görürsünüz duvar yazıları vardır. Sakın unutma, unutulanlardan olur. Dikkatinizi çekmiştir. İşte bu ayetteki bu cümleye istinaden böyle bir ifade kullanır. Unutan unutulur kıymetli müminler. Allah'ını unutursak, Allah'ın nimetini unutursak biz de kıyamet günü unutulur. Rabbim böyle bir duruma düşmekten bizleri, neslimizi muhafaza buyur. Ve yine muhterem Müslümanlar aynı konuyla ilgili Zuhruf suresinin 36 ila 39. ayetlerinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ. Kim körlük edip veya nankörlük edip Rahman'ı zikretmekten yüz çevirirse, Allah'ı anmazsa bir şeytanı ona musallat ederiz. وَاِنَّهُمْ لَيَتُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Artık o, ona candan yakın bir dost oluvermiştir. Ona musallat ettiğimiz o şeytan, ona candan yakın bir dost oluvermiştir. Şeytanlar kesinlikle o insanı hakikatten ve hak yoldan uzaklaştırmıştır. Ama belkiler kendilerini hala doğru yol üzere, hak yol üzere sanırlar. Yok mu böyle insan? Çok. Uyardığınız zaman da arkadaş bak yapma, bu senin yaptığın dinle, ahlakla bağdaşmaz dediğim zaman da hemen bir bahane uydur. Sen der benim gördüğümü göremiyorsun, benim duyduğumu duymuyorsun, benim hissettiğimi hissetmiyorsun, bir cümle söyler ve sizi reddeder. Arkadaş bak bu yol hak yol değil, bu batıl, batılla iç içe olan kaybeder, zarardasın diye uyarmaya kalktığınızda böyle ters bir cevap alıyorsunuz. İşte şeytanın, ona musallat edilen şeytanın yaptığı işi kendisine güzel göstermesinden kaynaklanıyor kıymetli müminler. Efendim devam ediyor 35. ayet, 38. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hatta idâ câene, neticede bize geldiklerinde kâle yâ leyte beyni ve beynek. Şeytana hitaben derler ki keşke benimle senin aranda bu'del meşrikayni, doğu ile batı arasındaki mesafe kadar mesafe olsaydı. فَبِئْسَ الْقَرِينَ, meğer sen ne kötü bir arkadaşmışsın der. Yani beni yoldan çıkarttın, beni zarara uğrattın, benim maneviyatımı berbat ettin, keşke benimle senin aranda bu kadar mesafe olsaydı da biz birbirimizi görmeseydik derler. Ama ne olmuştur? Artık iş işten geçmiştir, her şey bitmiştir. Geri dönüşü olmayan bir noktaya gelindi. Hemen 39. ayette de وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ buyuruyor Rabbimiz. Yani artık şu günde bu gibi serzenişlerin size bir faydası olmaz.
Çünkü siz haksızlık etmişsiniz. Şu anda ikinizin de, ikiniz de azaptan müştereksiniz denilir. Yani yoldan çıkaranla yoldan çıkanın azapta müşterek olacağını da Rabbimiz bu şekilde bize haber verir. Öyleyse muhterem Müslümanlar, bizim yapmamız gereken efendim Allah'a karşı sorumluluğumuzun bilincinde olup onun yarattığı nimetlerden istifade ederken onu zikrederek, onu fikrederek hayata devam etmek olduğunu unutmayacağız. Ayetlerde sıkıntıya ve darlığa düşmenin veyahut şeytanın esiri olmanın sebebi olarak zikirden yüz çevirmek gösterilmek. Yani biz zikri unutursak kıymetli müminler, maneviyatımız eksilirse, maneviyatımız kaybolursa onu başka şeylerle dolduracak birileri bizim karşımıza çıkar ve gel seni hakka ulaştırayım, seni işte düzlüğe çıkarayım derken elimizden tutup bizi bataklığın daha derin yerlerine götürebilir. Ayetlerde Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. İnsan yaratılış gayesini, dünyaya gönderilip belirli bir müddet ömür verilmesinin maksadını ve Rabbine kavuşacağı günü unutursa bu onun için felaket sebebi olur. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde bu felaketten kurtulmanın yolunun zikir olduğu haber verilir. İşte bu ayetlerden bir tanesi Ra'd suresinin 28. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki Ela, dikkat edin, bizikrillahi tatmainnul kulub, kalpleri mutmain kılan şey, kalpleri mutmain kılan şey Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikreden kalp mutmain olur. Allah'ın lütfettiği imkanlar kısıtlı bile olsa onlarla yetinmesini bilir. Hani bir söz vardır, ne kadar kanaatkar bir insan deriz değil mi? İşte kanaatkar olan insanlar Allah'ı zikirle meşguldürler. Kanaat, Allah'ın zikrin onlara kazandırdığı bir özelliktir, bir hususiyettir. Yine efendim, bizi Allah'ın zikirden alıkoyacak şeyleri de Rabbimiz haber veriyor ve malımızın, evladımızın, işte dünyada sahip olduğumuz nimetlerin bizi Allah'ı zikirden alıkoymamasını hatırlatıyor. Münafıkun suresinin 9. ayet kelimesi Ya eyyühellezine amin, ey iman edenler, la tulhikum emvalikum ve la evladikum an zikrillah, sakın ha, sakın ha, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Emir bu muhterem Müslümanlar. Sakın ha, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Rabbimiz kesin emrediyor bunu. Ve men yef'al, her kim böyle yaparsa zalike fe ulaike humul hasirun, işte onlar hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Rabbimiz hüsrana uğramaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Hüsrana uğramadan hayatı devam ettirmek mümkündür kıymetli müminler. Yoğun meşguliyetleri, ticareti ve alışverişi insanı Allah'ı zikirden alıkoymamalıdır. İnsan hem maişetini temin etmek için çaba sarf edecek, maddiyatını devam ettirecek ve hem de aynı zamanda manevi hayatına da zaman ayıracaktır. Efendim hemen son bir ayet-i kerime ile Fecir suresinin son iki ayeti 29 ve 30. ayetleriyle zikrin, Allah'ı zikrederek kalplerimizi mutmain kılmanın bizi ulaştıracağı noktayı haber veriyor Rabbimiz. Onları aktararak sohbetimizi bitirelim. فَدْخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي جَنَّتِ. Rabbimiz zikirle meşgul olarak hayatını devam ettirenlere vaat ediyor. Onlara denilecek ki hadi gir kullarımın arasına, haydi gir cennetine. Rabbim her birimize bu müjdeye nail olabilmeyi, bunun için de hayatımızı zikir ve fikirle geçirmeyi nasip ve müyesser eylesin.
Yüce Rabbimiz şu anda musallada yatan ve bizden hayır dua bekleyen merhume teyzemiz başta olmak üzere cümle geçmişlerimize rahmet ve merhametiyle muamele eyle. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle inşallah. Lillahi Fatiha.